Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Bugün yine gündemi ilgilendiren ve konu ve konuklarla sizlerleyiz. Konumuz Fikri Sönmez. Fikri Sönmez konusuna nereden geldik? Erdoğan cumartesi günü Ordu'da yaptığı açıklamada fındık fiyatlarını açıklarken Fikri Sönmez'le ilgili olarak da terörist imasında bulundu. Peki Fikri Sönmez kimdi? Fikri Sönmez Türkiye tarihine adını yazmış, adını geçirmiş önemli figürlerden bir tanesi. Kendisi Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1979'daki seçimlerde belediye başkanı olarak, bağımsız belediye başkanı olarak girmişti. Ve yapılan seçimlerde diğer adayların toplamından daha yüksek oy alarak bağımsız belediye başkanı olarak seçildi. Tabii Fikri Sönmez bağımsız belediye başkanı olmasının yanında oradaki solcuların, devrimcilerin, ilericilerin de adayıydı. Yapılan seçimlerde en önde çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de buydu. Fikri Sönmez'e daha sonra, özellikle Fikri Sönmez'e ve Fikri Sönmez'in destekçilerine 11 Temmuz 1980'de yapılan nokta operasyonuyla Fatsa'da bir operasyon düzenlendi, tutuklandılar. 12 Eylül 1980 darbesine giden sürecin en önemli hamlelerinden bir tanesiydi. Daha sonra ülkede adını sıkça duyduğumuz sağcı isimler de bu darbeyle, yani bu darbenin oraya giden yolun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu da dile getirmişlerdi. Bugünkü konuğumuz da bu süreçte, bu süreci en yakından bilen isimlerden bir tanesi. Sol Parti, parti meclis üyesi ve aynı zamanda 1979'daki seçimle dahil olmak üzere Terzi Fikri diye anılan, Fikri Sönmez'in yoldaşı olan Oğuzhan Müftüoğlu. Oğuzhan Bey merhabalar. 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 Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Oğuzhan Bey, öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Şimdi Terzi Fikri, Fikri Sönmez. 3 gündür, 4 gündür Türkiye'nin gündeminde. Tabii burada kişilerden öteye yapısal da bir durum söz konusu. Öncelikle şunu sormak isterim size Oğuzhan Bey. Türkiye tarihinin simge figürlerinden birisi olan Terzi Fikri ile ilgili olarak Erdoğan neden bu ismi deklare etti ve terörist imasında bulundu? Bu sadece bir isim mi, isimle alakalı bir durum mu, yoksa Erdoğan'ın sahip olduğu dünya görüşüyle ilgili bir problemden mi kaynaklanıyor? Şimdi Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıklarken Terzi Fikri'ye gönderme yapmış olması bir bakıma konuyla ilgili kendisi açısından belki talihsiz bir şey. Niçin yaptığını, niçin öyle bir şey söylediğini, çünkü tamamen talihsiz bir konuşma bence. Bir yandan köylüler fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Sol Parti üyeleri yaklaşık orada 15-20 gündür köy köy dolaştılar ve fındık fiyatlarının açıklanması için de taleplerini bildirdiler köylülerle beraber büyük bir mitingde. Sanıyorum Erdoğan bu görkemli bir miting, köylülerin bir mitingi olmuştu. O mitingin baskısı altında kaldı ve böyle bir talihsiz açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendi maksadı neyse ona ulaştığını zannetmiyorum. Tam tersi bir imaj yarattığını düşünüyorum. Siyasete başlarken AKP'de siyasete başlarken milli gömleğini görüş gömleğini çıkararak AKP gömleğini giymişlerdi. Şimdi sanki o AKP'nin kuruluştaki üstlerindeki gömleği çıkarıp 12 Eylül zihniyetine bir dönüş gibi algılandı ve o bakımdan son derece talihsiz bir açıklamaydı kendisi için. Bir tür siyaset tarzı haline de getirdiler bunu. Giderek zorda kalan halk yığınlarının, bu tek adam rejiminin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar çok çarpıcı bir şekilde yaşanırken bir takım böyle çarpıtmalar yaparak, alakasız karşıtlıklar yaparak herhalde 12 Eylül'den kalma komünizm düşmanlığı gibi bir algı üzerinden kendilerini savunmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Son derece talihsiz bir konuşmaydı bence kendisi Oğuzhan için. Oğuzhan Bey, bugüne ilişkin bir kaygı taşıyor muydu Erdoğan sizce bu açıklamayı yaparken? Onu bilemiyorum. Bugüne ilişkin nasıl bir kaygı içinde olduğu belli.
Türkiye bambaşka bir yere geldi ve bir iktidar nereden baksanız bütün uygulamalar, bütün şeyler ters bir noktaya doğru gitti. Bunun verdiği bir şaşkınlık da gözleniyor. Attıkları her adım bekledikleri sonuç yaratmaktansa ters sonuçlar yaratıyor. Siz tabii sadece bugüne ilişkin değil, Türkiye devrimci tarihi açısından da önemli çıkarımlar yapabilecek durumdasınız. Hem dünden bugüne vermiş olduğunuz mücadele itibariyle şunu sormak istiyorum. Siyaset bu kadar kişilere indirgenmişken aslında Erdoğan'ın bu bir isim üzerinden gitmesi sadece biz hani bir isme sıkıştırmadan Erdoğan'ın belki de belli bir siyasi hatta o dönemki o mücadeleye terzi fikrinin vermiş olduğu mücadeleye olan mesafesinden de mi kaynaklanıyor acaba bu çıkışı? Şimdi aslında Fatsa ve Karadeniz yöresinde gerçekleştiği için ister istemez herkes Fikri Sönmez'i ve Fatsa deneyimini algılıyor. Ve birkaç gündür senin de söylediğin gibi Fikri Sönmez üzerine, Fikri Sönmez'in kişiliği etrafında onun Fatsa'da yapılanlar tartışılmaya çalışılıyor. Orada bir yanlış algılama var. Fikri Sönmez benim aşağı yukarı ta 12 Mart döneminden bu yana, 12 Mart faşizm döneminden bu yana arkadaşım, ölünceye kadar da aynı yolda yoldaşlık etmişiz, arkadaşlık etmişiz. Çok önemli birisi ve Fatsa'da yaşanan deneyim en önemli parçalarından biri. Ama Fatsa deneyimi bir kişiye, Fikri Sönmez'e mal edilerek tartışılıyor. Onun önemini tabii ki vurguluyorum ama bu yanlış bir anlaşılmaya da yol açıyor. Fatsa bir devrimci olun yürüttüğü siyasi çalışmaların sonucu olarak gerçekleşmiş bir olaydır. Fikri Sönmez bu devrimci ol düşüncesi içerisinde çok değerli bir arkadaşımız olduğu için orada belediye başkanlığını üstlendi. Fatsa'daki yaratılan halk komiteleri deneyi Türkiye'nin pek çok yerinde benzer şekilde uygulanmaya çalışıldı. Fatsa daha çok sivrilen örneklerden birisi ama o dönemdeki Türkiye'deki o büyük kargaşa ortamı içerisinde halkı örgütleyerek mücadele etme ve örgütlü bir mücadele anlayışıyla siyaseti geliştirme düşüncesine dayanan bir devrimci siyaset anlayışının bir sonucudur Fatsa. Şimdi zaman zaman bazı televizyonlar işte bir takım kişisel yakınlıkları olan kişileri de çıkararak Fikri Sönmez'i anlattırmaya çalışıyorlar. Oysa Fatsa deneyimini yaşayan binlerce insan var. Tıpkı Fikri Sönmez gibi o Fatsa deneyimini yaratılmasında çalışmış, bunun önemli şeylerini paylaşmış olan çok sayıda arkadaş var. Bir kısmı öldü, hayatlarını kaybetti. Hem 12 Eylül öncesi dönemde bir kısmı daha sonraki dönemde cezaevlerinde veya dışarıda hayatlarını kaybetti. Büyük bir kısmı da yaşıyorlar. Bu Fatsa'da yaratılan ve hala bir efsane olarak anlatılan o mücadele anlayışı, o siyaset anlayışı kişilere indirgenerek tam olarak anlaşılmıyor. Bir kişinin yarattığı bir şey gibi anlaşılıyor. O insanlara da ulaşarak sorabilirlerdi. Yakın zamanda Sol Kültür Yayınları tarafından bir belgesel yayınlandı. Şu Fatsa'nın Yolları diye. O Fikri Sönmez'in o mücadelesine katılan, onunla birlikte o mücadeleyi paylaşan arkadaşlarından bir kısmı nasıl mücadele ettiklerini, Fatsa'yı nasıl yarattıklarını, Fatsa deneyini nasıl yarattıklarını, halkın sorunlarına çıkarak, sorunlarına sahip çıkarak, halkı örgütleyerek, halkla birlikte nasıl mücadele ettiklerini anlatan bir belgesel. Merak eden varsa Sol Kültür Yayınları'ndan ulaşarak bu belgeseli izlemelerini tavsiye ederim. Yoksa böyle efsaneler anlatarak, doğru yanlış kişisel hikayeler anlatarak Fatsa'yı anlamak mümkün değil. Çünkü orada
O Fatsa deneyiminin kendisinde bugünün Türkiye'sindeki devrimci insanlarına, devrimci hareketlerine ders olarak çok önemli şeyler, dersler vardır. Alınabilecek çok önemli dersler vardır. Bugünlerde siyaset anlayışı solda da var, dünya çapında da var. Sağ popülist siyaset anlayışları, bir takım Hitler benzeri kişilerin etrafında örgütlenen popülist siyaset, popülizm diyorlar. Sağ faşist zihniyet, sağ popülist zihniyet. Solda da var öyle popülist anlayışlarla siyaset yapanlar. Bu şekilde bir yere varılamayacağını geçmişe bakarak da anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün Türkiye için Fatsa deneyimi de geçmişe baktığımız zaman, o dersleri öğrendiğimiz zaman gösterilecek çok önemli dersler olduğu kanısındayım. Bilmiyorum, bugüne dönsek Fatsa'dan daha yararlı olur diye de düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Özellikle Türkiye tarihindeki devrimci yolculuğun hikayesi anlamında da o yolculuğun gösterilmesi anlamında da önemli veriler paylaştınız. Tarihteki o örgütlü mücadeleye de